Evet, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz tırmanırken acaba büyük oranda Rus doğal gazına bağımlı Avrupa ülkelerinin gazı kesilir mi? Kremlin böyle bir adım atar mı? Böyle bir tehlike var mı? Olası senaryoda Avrupa ne yapar? Tabii bu tehlike fiyatları da tırmandırabilir. Farklı seçenekler, ihtimaller var masada. Bu konuya da biraz bakalım. Rusya-Ukrayna krizi uluslararası enerji trafiğinde yaşanabilecek senaryoları masaya getirdi. Rusya-Ukrayna gerilimi Moskova'nın Avrupa'ya gazı kesme tehlikesini de yine gündeme getirdi. Doğalgazda yaklaşık %40 oranında Rusya'ya bağımlı olan Avrupa Birliği üyelerinden Almanya, Rusya'dan Almanya ve Avrupa'ya enerji akışını sağlamak üzere inşa edilen Kuzey Akım 2 boru hattının ruhsat sürecini durdurduğunu açıkladı. Diğer yandan Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesi sürecini durdurmasının Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarını çok yükselteceğini, yakında 1000 metreküp gaz için 2000 euro ödenebileceğini savundu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'yla yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. Von der Leyen, bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur. Şimdi yaptırım paketini süratle sonlandıracağız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi ortaklarımızla yakından koordine edeceğiz dedi. Her ne kadar Rusya Devlet Başkanı Putin gaz akışını sürdüreceğini açıklasa da Avrupa liderleri alternatif çözüm arayışına girdi. Bu konuda başvurulan ilk çare ise sıvılaştırılmış doğalgaz, yani LNG. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yetkilileri dünyanın en büyük gaz tedarikçisi olan Katar'la ek gaz temini için görüşmeler yaptı. Ancak LNG kontratlarının çoğunluğu uzun dönemli olduğundan Avrupa'ya ek gaz tedariğinin sınırlı kalacağı düşünülüyor. Katar Enerji Bakanı, Katar ya da herhangi bir başka ülkenin Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı tek başına LNG olarak sağlamak için kapasitesi olmadığını söyledi. Katar'da üretilen doğalgazın büyük bir kısmının uzun dönemli kontratlarla Asyalı alıcılara bağlı olduğunu belirten Saad El-Kabi, Katar'ın doğalgaz hacminin yalnızca %10-15'inin Avrupa'ya ihraç edilebileceğini dile getirdi. İran Petrol Bakanı Cevat Uci ise ülkesinin komşularına ve Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya-Ukrayna krizini artan bir endişeyle izlemekte olduklarını ve enerji güvenliğinin sağlanması için alınabilecek tedbirler konusunda üye ülkeler ve önemli ortaklarla istişarede bulunduklarını açıkladı. Ukrayna'da gelişmelerin dünya petrol piyasasına etkisinin henüz bilinmediğini belirten kuruluş, üye ülkelerin global petrol piyasasında yeterli arzın bulunmasını sağlamak için kolektif şekilde hareket etmeye hazır olduklarını da vurguladı. Rusya, Ukrayna üzerinden geçen boru hatları ile Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya günde yaklaşık 250 bin varil petrol pompalıyor.